Van'ı tanır mıydın? Senin adamın değil mi? Öyleydi. Ve 3 gündür ortada yoktu. Bu sabah onu çalılıkta bulduk. Bir şey mi olmuş? Boğazında bir bıçak vardı. Civarda iz var mı? Hayır, kim yaptıysa izleri silmiş. Herhalde atını da çalmışlardır. Ama bindiği atı biliyorum. Benimkilerden biriydi. Çok yardımcı oldun. Öldürüldüğü bıçak nerede? Bilmiyorum. Ya ne biliyorsun sen? Hep bu tür şeyler çıkarıyorsun. Biri soyulur, dövülür, tartaklanır, kurşunlanır. Hiçbir zaman farklı bir şey olmaz. Sana kim yaptı derim, bilemezsin. Tamam, bence biliyor. Dur bir dakika. Bence biz gelmeden haberi var. Evlat, galiba atının dizginleri kopmuş. Bak sen şu çocuğun bana söylediklerini. Bana kalırsa çocuk haklı. Sanırım bana öldüreni biliyorsun sen. Pekala. John Horn bu vadideyken sana pek yer kalmıyor. Ben yer açtım. Yaklaşık 15 millik. Tabii. Seni benim koruyacağımı sanıyorsan çok bekle. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Buraya bir cinayeti bildirmeye geldim. Ve bu konuda böylece kapanıp... Ben giderim. Pek emin değilim. Çıkardığın belalardan bıktım. Bela mı? Bu ne demek daha bilmiyorsun. Tom, Sam Bird gelmiş. Onu bekliyordum zaten. Haberim yoktu. Hadi gidelim. Diye bakması bile büyük bir zevk. Ama buralarda yaşamak gerçekten çok zor. Hey Tom. Bayan Boyce'un sana edecek 2 çift lafı olduğunu söylemeye geldim. Oldukça endişeli gibiydi. Jeff, git de bak ne istiyor. Tamam. Doğrusu Horn hepimizi meraklandırıyor. Sağ ol Sam. Şehre inmişken Şerif'in de hatırını sormuşsun galiba. Bunu nereden bildin? Daha önce bu atı hiç görmemiştim. Adam seçilemeyecek kadar uzakta. Şerife uğradığımı nereden biliyorsun? Yoksa fazla mı meraklı oldun? Belki bana öldüren için meraklanmalısın. He? Ben olmayayım. Belki de sürülerini birleştirmek isteyen bir iki komşu geniş topraklara sahip olmak için bu yolu seçmeyi düşünmüştür. En kestirme yol değil mi? Öyle, eskiden bu toprakları kullanırlardı. Seni niye buradan çıkarmak istiyorlar anlayabiliyorum şimdi. Ya sen de mi? He? Hayır, ben değil. Şu anda sahip olduğumdan daha fazla sığırım olsaydı onları mideme koymayı tercih ederdim. Bunu kesinlikle görmemiştim. Şu gelen adamla bir zahmet sen ilgilerini ver. Öğren bakalım sığırı var mı yok mu? Ne istiyormuş birazdan anlarız değil mi? Baksana Tom. Bu adam bir yabancı. Kim olduğunu biliyorum. Öyle mi? Kim? Neyse, ben artık gideyim. Hoşça kal sen. Hoşça kal. Adam çok rahat davranıyor. Evet, tahmin etmiştim. Öyle mi? Bu adamı daha önce görmemiştim ben. Böylesi daha iyi. Pekala. Hoşça kal. Hoşça kal. Adamı hiç tanımıyorum. Biliyor muydun? Evet. Söylemiştin.
Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Hey. Hayır. Seninle bir yerde tanışmadık. Bandomuzu kıya gerek yok. Geldiğinin farkındayım. Beni hala hatırlıyormuşsun, görmek istedim. Seni herkesten daha iyi tanıyorum dostum. Beni hala hatırlıyormuşsun, görmek istedim. Bu civarlar ol bitenleri anlatmaya meraklı gözden geçilmez durumda. Son adamın öldüğünü söylediler. Ne zamandır buralardasın? Ama çok bir puan var. Sana bir soru sordum. Belki 10 gündür. Olup bitenlerden habersiz görünmen şaşırtıcı. Bahse girelim, sen salon narkozasına takılmıyorsun, öyle değil mi? Pek sık değil. Senin gibi yaşamak insan nasıl cahil bırakır şimdi, anladın mı? Neredeyse 7 yıldan beri bu çiftliğe uğramadım. Gene olaylarda senden çok haberdarım. Şansım varmış ki buralardan geçiyordum. Buralardan geçip gitsen daha iyi olurdu. Gitmezsen beni öldürür müsün ha? Doğrusu düşünmeye değer. Benim için yapabileceğim bir şey var. Ne olduğumu da iyi bilirsin. Ne istiyorsun? Akşamüstü bir gezintiye çıkmak. Etrafa göz atalım. Van'ı öldüreni bulmak istiyorsun. Bana takılırsan silahını kullanma fırsatı çıkar. Geliyor musun? Hayır. Seninle hiçbir yere gitmiyorum. Tom, onunla... Merhaba Jeff. Jeff! Merhaba. Ben de öyle dedim. O silahı ilk defa mı takıyorsun? Ha, yeterince oldu. Öyleyse onu kullanacağına niye duvara atılıyorsun? Anlaşılan Tom eğitimini ihmal etmiş. Neyse, bunu hallederiz. Tom, dışarıda konuşabilir miyiz? Onunla ne konuştunuz? Şundan bundan. Bayan Boyce'u gördüm. Fena halde korkuyor. Kocasının başına bir iş geleceğini düşünüyor. Nasıl bir şey? Vurulmak gibi. Bana bir at getirir misin? Ve eğerli. Dur bir dakika. Dostumuzun bineceği atı kullanayım bari. İşler nasıl? Jeff, şu eğeri ata vurur musun? Bu gece burada kal. Atını dinlendir. Ama yarın buradan gideceksin. Ama o zaman çok şey kaybedersin. Bildiğim şeyler var. Bunu göze alıyorum, biliyor musun? 10 gündür buralardaymışsın. Van da 3 gün önce öldü. Hadi Tom, adam öldürdüğümü mü sanıyorsun? Yok. Sen adam öldürmezsin. Yemek için olmazsa. Zarı kahve için de yapar bunu. Bazıları da başka şeyler için. Ama Tom, 2 sefer haricinde adam öldürdüğümü kanıtlayabilen çıkmadı. Benim de elimde kanıt yok. Olmasını da istemem. Tek istediğim buradan gitmen. Bence o yapmıştır Tom. Öyle mi? Neyse, hadi biz gidelim. Boyce'a giderken onu da yanımıza alsak mı dersin? Ne de olsa cinayeti görmüş, öyle değil mi? Demek katili biliyor ha? Gidip şunun silahını al Jeff. Tam gözüme sabun kaçmışken. Hayır, gözüne sabun filan kaçmamıştı. Buraya getir Jeff. Ne oldu ki? Ne olacak? Yaptığının farkında mısın? Ya Van'ı öldürdüyse? Bir tanığın yaşamasına izin verir mi? Sen de Boyce'dan söz edip her şeyi ağzından kaçır. Ama ben bunu hiç düşünmemiştim. Sorun da bu işte, düşünmüyorsun. Şimdi yapacağımız onu da yanımızda götürmek. Attan in. Bu adam bir altın arayıcısı. Şu okullu tiplerdendir. Buralarda bir şeyler bulabileceğine inanıyormuş. Tatlı bir gaco değil mi? Tom,
Seni aramaktan başka çarem yoktu. Başımız biraz dertte Kathleen. Evet, bir dert. Bu da kim? Onun adı Kate Richard'lar. Kate Richard'lar mı? Adını duydun mu? Pek çok insan duymuştur. Kate Richard'lar ha? Earl, sana bir şey soracağım. Bu adamı daha önce görmüş müydün? İçeri girin. Siz buyurun. Pekala boys. Van Amador'u öldüren ben miyim söyle. Neden? Hatırlamıyor musun? Unutmuş olabilirim. Bu adamı daha önce hiç görmedim. Emin misin? Pekala Richard, silahlar yerinde. İyi söyledin. Aslı istersen cinayet hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sana ne dediklerini de. Ama bunu nasıl söylersin? Seni üzmek istemezdim hayatım. Ama ben tanıklık yapmayı göze alamam. Cesaretini ölçen yok Earl. Yazık ki ifade veremem. Elimden gelen bir şey yok. Anlaşılan karım sana yanlış bilgi vermiş. Ben görmeni istemiştim ha. Öyle bir şey demedi. Yok. Ama fikir oldukça ilginç. Evet, gerçekten. Sen kafana takma canım. Ben seni kurtaracağım. Tom, Van Amador'u öldürenin adını öğrenmek istersen söyleyeyim. Kelsey, yanlış adamların peşine düşmeyesin. Doğru mu bu? Evet. Yatağın altından çıkabilirsin çaylak. Karınla ben işi hallettik. Artık gidebilir miyim şef? Tabii gidebilirsin. Nereye olursa. Yeter ki uzak olsun. Aha. Buralarda görüşürüz. Ha, baksana güzelim. Bir şeyler hazırlar mısın? Herhalde seni görmek için bir uğrarım ha. Anladığım kadarıyla onu tanıyorsun. Nereden çıkardın? Tanıdığım filan yok. It's a day in the life of O'Reilly. To O'Reilly all days are the same. No land ever crossed by O'Reilly ever again looks the same. Now one day... Çıkacağız. Neden olmasın? Bula bula bu geceyi mi bulduk yani? Hazır ay çıkmışken. Hop. Sadece 4 kişiler. Çok yazık. Hadi. Dikkatli olun. Eğerleri sağlam istiyorum, adamları değil. Bir şey daha var. Şuradaki atlıyı görüyor musunuz? Sol taraftakini mi? O benim. Hadi atını yakalayın. O benim. Ha, gelen var. Birkaç kişiler. Siz içeri geçip kahvaltıya başlayın. Evet, söyler misin kim bunlar? Yoksa tanımadın mı? Hepsi komşularına ait. Dave Fletcher. Olabilir. Ve Jim Strick. Bir de şu kırbaçlı, onun adı neydi? Jill Batten mı? Öldüler mi? Yok canım. Biz yalnız onları attan indirdik. Adamlar kaçtı. Gün doğana kadar ayaktaydım. Biraz uzanıp dinlenmem gerekiyor. Anlat.
Birilerinin sırlarını çaldığını bilmiyor muydun? Tabii ki biliyorum. Artık İnsan sırlarını onlar da biliyor çünkü onları iş başında yakaladım. Memnun oldun mu? Öyleyse artık o yerlerin nereden çıktığını açıklayabilirim ha? Bence bu pek de iyi fikir değil. Bırakalım onlar yedikleri biftiği nereden bulduklarını açıklasınlar. Bunları geri vermeliyiz. Neden verecekmişiz? Birkaç baş öldürüp derisini yüzüyor, sonra da etini satıyorlar. Bu adamlar yaşıyor derken doğru mu söylüyor? O tabii sapsağlamlar. Öyleyse buraya gelirler. Gelemezler. Herhalde bu aptalca olurdu. Silahlarını alıp gelecekler. Gelsinler o zaman. Jeff, sen şunları evin içine taşı, olur mu? Hadi evlat. Dinle. Bu iş yüzünden kimse ölsün istemiyor. Öyleyse şu yerleri kendi atlarına vur ve iyi dileklerimizi ekleyerek sahiplerine gönder. Bence mesajı alacaklardır. Geri göndermek mi? Benim atlarımla. Deli misin sen? Nasıl olsa atlar geri gelir. Hem bu çok çok işine yarar. Bir daha sorun çıkmaz. Hayır, zaten sorun çıkmaz. İyi de sana ne diyecekler ha? Gece yarısı kendi halimizde atlarımıza binerken Tom ortaya çıktı, bizi kovaladı ve yerlerimizi çaldı. Gidişin Tom, buna millet gülmekten kırılır. Senin fikirlerin de biraz kaçıcı. Sana komşularına nasıl davranılacağını göstereceğim. Oh, hayır hayır hayır, sen bana hiçbir şey göstermeyeceksin çünkü burada gelen gidiyorsun. Var. Yeni mi fark ettin? Çok uzaktaydı. Buraya geldiği belli olmuyordu. Peki kimmiş o? John Hearn, onların patronu. Güzel. Aradığımız adamın ta kendisi. Bakalım beni burada görünce nasıl davranacak ha? Determined looking old Moss Horn, ain't he? Hey, Turkey. Yeah. Keep an eye on this one. Morning, John. Biri çiftliğine kiralık katilleri getirirse herkes onun bela aradığını düşünmeye başlar. Ama Bay John, doğrusu yanlışınız var. İki istisna hariç asla aleyhime kanıt bulunamadı. Ama seni hiç kimse buralarda görmek istemiyor. Hem Tom Cloud dışında seni evine alan da olmaz. Dün gece yarısından sonra Joe Casey çiftliğime geldi. Vurulmuştu. Yere yuvarlandı ve bayıldı. Kendine gelemedi. Kimse yok. Hayır, ben de zannetmiyorum. Hey çocuklar, kahve hazır mı? Hazır. Elimde kanıt yok. Bulmaya da çalışmayacağım. Ama bu bir daha olmasın. Seni uyarıyorum, şu adamı bir an önce başından at. Nasıl? Galiba sen pek anlamıyorsun. Pekala, tamam. Kasabanın şerifi oğlun değil miydi? O nerede şimdi? Maalesef bu işlere o bakmıyor artık. Ya kim bakacak? O ancak sekte gösteri yapabilir. Başka hiçbir işe yaramaz. Onu sen şerif yapmadın mı? Benim öyle bir adamım olsaydı senin yaptığın gibi şu yerlerde rahat oturamazdım. Ne yapardım biliyor musun? Hayır. Ama bunu da söylesen iyi olur. Doğruca berbere gidip bana bir çeki düzen vermesini isterdim. Yoksa aynada suratıma bakacak halim olmazdı. Böyle bir şeyi bana kaç kişinin söylediğini hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Biliyor musun kaç kişi aklıma geldi? Hiç. Ama artık biri var. Evet. Ama elinde silah göremiyorum. Adamlarımla burayı basmaya gelmediğime nasıl emin olabiliyorsun? Şu anda göğsünün tam ortasına doğrultulmuş bir çifte sayesinde. Evet, onu görebiliyorum. Şimdi atını sür ve çek git. Pekala. Başına gelecekleri biliyorsun. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bizleri korumak için bunca çaba göstermene gerek yoktu dostum. Evet, belki de sen haklıydın Mitch. Belki ben yanıldım. O, emin misin? Yeni atalıyor muyum? Hayır dostum. Tom yardım etmemizi rica ediyor. Öyle değil mi? Ata binmeyi seviyorlar ha? Onlara günlerini gösterelim. Evet, gösterelim. Aldıkları sırları da vermediler. Önceden de borçluydular. Dün gece onlardan birini öldürdük. Bize de ona göre davrandılar ama bundan böyle cömert davrandınız. Bire karşılık iki olsun. Seni yeniden savaşmaya hazır görmek doğrusu çok büyük bir zevk. Pekala Vic, ücreti konuşabiliriz. Hadi Tom, senden para almaya niyetim yok. Amacım yardımcı olmak. Buraya atlar giremez.
Affedersin baba, sen miydin? Belki neden gülmediğimi öğrenmek istersin. Aldırma, bana komik gelmişti de. Saçmalıklarına yıllarca güldüm. Ama artık gülemiyorum evlat. Ne yapacaksın söyleyeyim mi? Bir tas sıcak su içine şu bildiğimiz papatyalardan koyup. Bugün adamın biri bana posta koydu. Beni yolunmuş tavuğa çevirdi. Cesedi nerede? Ceset filan yok. Öylece oturup lafların hepsini yuttum. Silah kullanmaktan aciz bir korkağa şerif yaptığımı ima etti bana. Senin gibi bir adam olsa aynada kendi suratına bakacak hali olmazmış. Hakkımda böyle konuşmasına izin mi verdin baba? Kendimi tutamadım evlat. Çünkü o an şöyle düşündüm. Belki de haklıydı. Benim oğlum... Ne yani? Konuşurken lafımı kesme. İki hafta önce biri geldi. Adı Kit Wichiter ve bir silah... Gözüm üzerinde. Yüzün üzerinde ama iki kişi öldürüldü. John Kelsey ve Tom Cloud'un adamı. Pekala, onu göstermeyi bırak artık. Haftaya git Wichita bu civarlardan gitmiş olsun. Ya öyle mi? Bana cevap verme! Şerefim senin kuklan değil. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Sen hiçbir şey değilsin. Ama artık olacaksın. Bu yöreleri ben yönetiyorum. Kendini bir şey sanma. Git Wichita buradan gidecek. Anlaşıldı mı? Çiftliğin işleriyle uğraşıp duruyorum. Yaza hazır olmalıyız, değil mi? Silah talimi de yapıyorsun, değil mi? Ne kastediyorsun? Huzursuzum. Joe Kelsey'nin öldürüldüğü gece o eyerleri geri yollamamalıydın. Van'ı Kelsey'nin öldürdüğüne inanacak nedenlerim vardı. Ama bu arada Kelsey'nin işi bitti. Belki de cezasını bulmuştur. Ne yaptın, farkında mısın? Bu adamlar kurşunlasa aldırmazlardı. Ama eyerlerini alıp geri yolladı. Onları vurup öldürsen daha iyi olurdu. Bence böylesi daha iyi oldu. Umarım haklısındır. Tom, o üç adam yaşadığı sürece bu işten paçanı sıyırabileceğini sanmıyorum. Kendileri bilir. Bir şey daha var. Komşuların dediğine göre şu Kit Wichiter adlı kiralık katili buraya getirmiş. Karşısına çıkmaya kalkan olursa öldürtecekmiş. Hayır. Birkaç tanesini bulamıyorum. Herhalde karşıdalar. Öyleyse gidip baksana. Gidiyorum. Doğrusu Tom, senin gibi bekar bir adam için hiç dert değil belki ama Jeff için ne olacak merak ediyorum. Onun da Wichita'ya benzemesini ister misin? Bu yüzden savaş veriyorum ben. Benzemesin diye. O yanında olduğu sürece acaba sence ne öğrenebilecek ki? Kuyruğunu kısırıp kaçmamayı. Bunu ona ne Wichita öğretir ne de ben. Sığırlar en azından 3-4 yavru verebilir ama yardım gerek. Onlara sonuna dek yardım ederiz. Hadi benim atımı tut bakayım. Nasılsın anneciğim? Senden hiç hoşlanmadığımı söylemiştim. Hey,
Tuzu az olmuş. Aman ne yazık. Değil mi ya? Neyse. Yarın görüşürüz. Belki biraz daha kalırım. Sık mı gelir? Fazla sık. Bak Kathleen, bu adam seni rahatsız ediyorsa. Bu Witcher sana şantaj mı yapıyor? Şantaj mı? Senin böyle biriyle çalıştığına inanamadım. Herhalde bilmediğim bir şey var dedim. Buna cevap vermek çok zor Kathleen. Öyle mi? Bir denesene. Herkes üst üste saldırı yaptığını biliyor. Dinle. Haksız yere kimsenin canı yanmıyor. İnan bana. Peki ya Jeff? Onun da mı önemi yok? Belki sadece o önemli. Acaba Jeff Witcher'ın yaptıklarını taklit etmeye ne zaman başlayacak dersin? Bunu engellemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sana inanıyorum. Yakında ayrılacakken tartışma çıkarmak istemezdim. Önemi yok. Çok üzgünüm inan. Öyle mi? Ben değilim. Burada olmuş her şey tiksindirici geliyor. Seni tanımam hariç. İyi bir arkadaştın Tom. Sağ ol. Tom. Buraya gel. Uzun zamandır istediğini biliyordum. Öyle mi? Evet. Belki ben de. Ama doğru bir şey değil. Neredeyiz biz? Galiba hiçbir yerde. Çok doğru. Artık bunu biliyorsun. Bence gidip biraz dinlenmelisin. Ayrılmadan önce sana tekrar uğrarım. Sana haber veririm. İşte nihayet çıktı. Endişelenmeye başlamıştım. Hadi gidip şu geniş topraklarda bir gezinti yapalım. Değildir umarım. Hayır değil. Sığır nerede? Acele işi çıkmış gitti. Yerini bilmiyor. İyi bir cevap doğrusu. Yoksa onu çek be. Çek. Bu gelmek istemiyor galiba. Bu da gelmek istemiyor. Onu ikna et. Hey bırak gitsin. Son bir iki sığır için uğraşmayın dedi. Şuradaki kayayı görüyor musun? Evet. O tek kayayla vadideki bütün kayalarla olduğundan fazla uğraşmam gerekmişti.
Sonunda derisi yüzülmüş sığırları sattım. Sadece 600 papen ama hiç yoktan iyidir. Vay canına, hayatımda bu kadar para görmemiştim. Oldukça karanlık. Umarım o sığırlar damgalanmamıştır. Kim aldı? Daha önce komşularımızdan etimizi alan kişiler. Böylece ödeşmiş oluruz. Ama Tom, bu yaptığımız hırsızlık sayılır. Sakın sen de ona benzemeye kalkma. Bak, öğrenirken... Şu gelen parsın değil mi? Ha, hayır dedi. Evet, ben de öyle dedim. Bak, öğrenirken silahı böyle tutacaksın. Böylece kurşun yanlışlıkla birine gelmez. Çünkü birini vuracaksan bunu kazara yapmamalısın. Parmağını çektiğin zaman silah patlayacak. Bak şimdi. Bir dakika. Bana dinlenmiş bir at getirir misin dedi. Şu konserveyi vadiye doğru at. Ne usta bir öğretmenim. Dikkat et de fazla öğrenme. Bu gece gidiyor musun? Ben de varım. Hayır, sen bu işte yoksun. Silahını da bırak. Kurşunlar kaça patlıyor biliyor musun? Sabah görüşürüz. Bana kalırsa bir süre daha ağırdan alalım. Nasıl olsa adamlarımız bir çaresine bakar. Senin çatışmadan kaçtığını sanmasınlar da. Sığırlarımız sürekli kayboluyor. Şu Witcher'ın bu işte parmağı olmalı. Öyleyse ona bir ders vermek gerekli. Demiş Trick. Kes şunu Jill. Kit Witcher'ın vazgeçmeye niyeti yok. Cassie'yi nasıl vurdular? Richard'ı vurmuş olmalı. Peki o zaman? Orada olacak mısın? Sana güvenelim mi? Korkacak mıyım yani? 3,5 atar. Bu yasalar dahilinde halledilmeli. Yani bize lazımsın. Yoksa seni ne yapalım? Orada olacağım. Ne zaman? Sabaha gelirim. Yarın nereye gideceğini öğrenin. Gece olmadan önce de planımızı yapalım. Sakın bana şansımız yok deme. Asıl onun şansı yok. Artık kasabayı terk edin. Vızıldamanızdan bıktım. Eve dönmeden ayarlarınız yerinde duruyor mu bir bakın. Boş ver Cihil. Baktım ışığınız yanıyor, bir uğrayayım bari dedim. Bir kadeh içebilir miyim? Burası meyhane değil. İyi. Hiç değilse para ödemeyeceğim. Keyfine bak, bizi aldırma. Nasıl istersen. İnanılır gibi değil.
Doğrusu çok iyiymiş. Kendiniz mi yaptınız ha? Bakıyorum gene pek üzünlüsün. Sorun çıkmasını istemiyorum Richard. İşte bu çok iyi yorum. Oysa bazıları biraz hareket yararlıdır der. Formda kalıyorlarmış. Doğrusu bence pek iyi fikir değil. Bak sen. Müzik sever biri ha? Size bir şarkı söyleyeyim mi? Senden tek istediğimiz şey... There's a girl in the life of O'Reilly. To O'Reilly all girls look the same. But a girl who has once seen O'Reilly will never again look. Bir sorun var Earl. Bu çalgın akordu bozuyor. Bu konuda senin yapabileceğin hiçbir şey yok Earl. Ne yapmak istiyorsun Richard? Eskiden bir çocuk tanırdım. Sen dürüst John'u tanır mıydın? Gümüşten milyonlar kazanıp içkiye yatırdı. Bir düşündüm de. Bizim dürüst John'un bir oğlu vardı. Komik elbiseler giyip madencilik okudu. Zengin bir kızla tanıştığını sandı ama parasızmış. Ne rastlantı. Demek sen olsun ha? Çık dışarı. Buradan git ve bir daha gelme. Gidiyorum. Ama önce şarkının geri kalanını dinleyelim. It's a night in the life of O'Reilly. To him night and day are the same. Sorun nedir? Şarkıyı sevmediniz mi? But the thing about night with O'Reilly. Biliyor musunuz bu şarkıyı çok büyük bir şarkı yazar besteledi. Başka şarkılar da var tabii. Buraya neden geldiğini anlamıyor musun? Beni görmeye değil, sana eziyet ederek eğlenmeyi amaçlıyorum. Neden olmasın? Bazıları kadınlarla oynamaktan zevk alır. Bazıları da erkekleri sever, hepsi bu. Onun istediği gururunu inciterek seni aptalca bir harekete zorlamak. Bu oldukça açık. Sanırım beni kolayca öldürebileceğine dair kafanda şimdilik en ufak bir kuşku yok. Ama bu evden çıkıp gitmeyecek olursan bunu yapmak zorunda kalacaksın. Lütfen Richard. Senden daha önce hiçbir şey istemedim ama şimdi istiyorum. Neden olmasın? Aman eşyalarını toplarken bir şey kırılmasın tatlım. İyi geceler çaylak. Kimse sonsuza dek yaşayamaz. Bilmen gereken bir şey var Earl. Şu birkaç dakika içinde seninle gurur duydum. İçkilerin nerede durduğunu bile biliyordu. Buraya daha önce kaç kez geldi? Bence bir kere bile fazla. Bu cevap değil. Sana cevap vermemin yararı olmuyor. Hayır, hele yalan söylüyorsan. Yalanlarını yutmam. Seni çok iyi tanıyorum. Acaba bu doğru mu? Seni öldürmek istiyorum. Ama belki yapacak daha kötü bir şey bulunur. Earl, onu aklından çıkarsana artık. Muhtemelen seni bir daha rahatsız etmeyecek.
Cloud yardım istemeye geldim. Garip bir zamanda geldim. Oğlumun ölümü hakkında ne biliyorsunuz? Dün gece bürosunda vurularak öldürülmüş. Katil 4 kez ateş etmiş. Kurşunlardan 3'ü oğlum yerdeyken sıkılmış. Üzgünüm canım. Vicitar dün kasabada mıydı? Nerede olduğunu ona sormalısın. Onu bulsam soracaktım zaten. Bak şunu söyleyeyim. Bürosuna gidip onu öldürmeye kalkışabilecek çok az adam vardır. Vicitar yapmış olabilir. Bunu neden yapsın? Bunu da bilmiyorum. Oğluma Vicitar'ı buradan uzaklaştır demiştim. Belki de erkekçe davranıp bunu yapmaya çalışmıştır. Biliyor musun, oğlu öldüğünde insanlar bir garip oluyor. İyi miydi kötü müydü hatırlamıyorum bile. Cesur muydu onu da bilemiyorum. O benim kafamda hala küçük bir çocuk. Herhalde öyledir. Artık hiç önemi yok. Nasıl biri olursa olsun emeklerim de önemsiz. Önemi olan bundan sonra olacaklar. Nasıl yani? Oğlumun yerine ben geçiyorum. Tarafları belirleme vakti geldi artık. Çünkü burayı düzene kavuşturacağım. İster yanımda ol, ister bana karşı. Herkes mecburen çitin bir yanını seçecek. Doğrusu pek fazla seçenek yok gibi. Cevabını öğrenmek istiyorum. John, kendim için hangi tarafı uygun görürsem onu seçeceğim. Cevabım bu öyle mi? Şu anda verebileceğim tek cevap bu. Pekala. Bak sana şunu söyleyeyim. Oğlumu kim öldürdüyse cezasını ben vereceğim. Eğer bir daha buraya gelirsem bu birini tutuklamak içindir. Pekala, artık aşağı inelim. Siz biraz oyalanın çocuklar. Ben gidip bir bakayım. Kokarca mı arıyormuş yoksa sincap mı? Haber Tom. Herkes bu aralar benden sığır almak istiyor. Hatta en iyilerini şu komşularıma sattım. Aç mı kaldın? Burada bize gereken şey barış. Tom, ben de bunun için geldim. Buradakiler Jim Streak, Jill Batson ve Debbie Fletcher. İşte sana hemen barış yapabileceğin 3 tane kovboy getirdim. Henüz atlarından bile inmediler. Barış sever insanlar oldukları belli. Tom, onlarla konuşsan iyi olur. Bu çocukları konuşmaya ikna edene kadar aklı karayı seçtim. Pekala. Silahları eğerlerinde kalsın. Silahları bırakın çocuklar. Konuşmak istiyor. Kırbacı da. Gir, kırbacını bırak. Farkında mısın bilmem Sam. Bu civarın 3 belalısına birden posta koyup söz geçirmiş bulunuyorsun. Pekala, söyleyin bakalım. Şerif'i kimin öldürdüğünü bilmek istiyoruz. Tek bildiğim biz değiliz. Siz benden daha çok şey biliyorsunuz. Belki bunu John Horn bile bilmiyordu. Bu gördüğün çocuklar Şerif Horn'u canlı gören son kişiler. Doğrusu üzücü ama hatırlanmaya değer biri ise unutulmaz. Bakın çocuklar, John Horn intikam almaya kalkışacak olursa emin olun ortalık kan gölüne dönecek ve cesetten geçilmeyecek. Zaten kararlı. Yardımcılarını seçti bile. Ben, Gil Watson ve Jim Streak. Artık gittiği çatırın hayatta kalması oldukça zor.
Galiba Kit pek sevilmiyor. Yo, visitor'ı da severiz, iş bitirme yöntemini de. Tom, bu çocuklar eskiden senin soyduklarını kabul ediyorlar. Hesabı düzeltiriz ama bir şartla. Ne şartı? Kit ve Shutterhorn'u temizlemeye yardım etsin. Ya etmezse? O zaman biri Kit ve Shutter'ı temizler, hepsi bu. Görüyorsun, çok basit. Witcher'dan sonra Teddy var, sonra Parson ve ben. Toplam 4 kişi ediyor. Bakarsın 5 olur. Galiba Jeff'i kastediyor. Jeff'i karıştırmayın. Sürekli Witcher'la dolaşıyor. Onu karıştırmayın dedim. Tom, bu çocukların bir hedefleri var. Belki buna hakları da var, belki de haksızlar ama insan çıkarını korumak zorundadır, değil mi? Yerlerinde olsan sen ne yapardın? Söyleyeyim ister misin? Tabii. Yerinizde olsam ilk yapacağım şu olurdu. Eğirime yerleşip buradan bir an önce toz olurum. Yoksa her an biri eğerinizi yine alabilir. Çocuklar galiba gitmeniz en iyisi. İlk defa doğru bir şey söyledim. Bugün sürekli Joe Kelsey'yi düşünüp durdum. Neden kafama takıldı bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Kurşun sol kaburgadan girmiş. Sonra öbür tarafı delip çıkmış. Yine de kimsenin barış yapmaya niyeti yok. Bana bak. Jeff'e de aynı şey olabilir. Dediğin buysa zaten biliyorum. Aa Tom. Buraya nasıl geldin sen? Vadiden yürüdüm. Earl eğrimi kilitlemiş. Görüyor musun neler oluyor Tom? Acaba kaç koca karısını 40 metrekarelik odaya kapamak ister? Yol daha tehlikeliydi. Aksini söylemedim. O yolda insan bir kayanın arkasına saklanıp bir kurşun sıkabilir. Silah sesini duymadan kurşun yerini bulabilir. İnanmıyorsan dediklerimi düşünerek yarım kilometre yürü. Hadi arka kapıdan çık. İşte bu kadın da öyle yapmış. Ne kadar dikkat etsen de kurtuluş yok. Dikkat etmeyi falan bırak şimdi. Acaba sırada ne var onu merak ediyorum. Yani Witcher mı? Van öldürüldüğünde bir ölüye karşı 2 tane demişti. Tom. Witcher'a ihtiyacın varsa bir şey yap. Onu ölden uzak tut. Ölden mi? Buna eminim. Her şeyden çok eminim. İnan Earl onu öldürecek. Oh, hayır dur bir dakika. Bunu neden? Ama biliyorum. Earl'ün Witcher'ı öldürmesi için bir numara yapması gerek. Ama Witcher bir daha yanına yaklaşacak olursa Earl bir yolunu bulacak. Gerekirse bunu kendim de yaparım ben. Koca olmak dünyanın en zor işlerinden biri galiba. Konuşmak ister misin? Onu görmeye dayanamam. Ama dur bir dakika. Bak ben... Evet komşu. Doğrusu Witcher'ı getirmekte büyük iş yaptın. O zaman başka çarem yoktu. Silaha ancak silahla cevap verilir. Horn da böyle düşünüyor. Evet, o da kendi açısından haklı sayılır. Geri dönüş yok, çözüm yok. Hem de ilk günden beri yok. Tom, bir çözüm yolu var. Üstelik gayet açıkça ortada. Kullanmasını iyi biliyorsun. Neden kullanamazsın? Hiç anlamıyorum bunu. Doğru anlayamazsın sen. Pekala evlat. Beni korkuttun. Sana söz dinletmek için illa köte katmak mı gerekiyor? Yoksa bu işi bırakmak mı istiyorsun? Senin atlara bakman gerekmiyor muydu? Bir soygun olayından geliyordum. Şu silahını çıkar. Ve bir daha da tak. Bir daha Witcher'la dolaşmaya çıkmadan bana soracaksın. Öyle olsun. Şu sigarayı da bırak ve doğru işine git. Ne yaptığımı sanmıştın? Hey, o gömlek benim. İşte bu da bir tür soygun. Neden olmasın? Jeff, sen ne istediğini söyler misin ha? O çocuk yeterince akıllı. Şerif'i sen mi öldürdün? Elmer'a bir şey mi olmuş? Dün gece bürosunda vurularak öldürülmüş. Er ya da geç biri bu işi yapacaktı. Onu sen mi öldürdün?
gitme. Tamam, biraz şöyle gelsene. O tek kayayla öylesine uğraştım ki. Onu da vurdun mu peki? Bak, tabii vurmadım. Hayır, yanından geçtim. Ne demeye sorduysam. Bak, sana doğruyu söyleyeyim Tom. Elmer'ın kellesi gittiyse suç testerenin. Testere mi? Testere, masanın üzerinde bir testere duruyordu. Doğrusu bana ne oldu bilmiyorum. Birden kafasına testereyle giriştim. Kathleen'e ne söyledin? Kathleen mi? Düşüneyim. Oo. Ha, ne demiştim? Merhaba Kathleen. Earl seni bu yüzden mi öldürecek? Earl'ün ne yapacak? Olamaz, hiç şaka kaldırmıyor o. Earl pek önemli değil. Ama bu birçok şeyden yalnızca biri o kadar. E ne yapayım yani, ondan özür mü dileyim? Benim istediğim bu çiftlikteki işleri düzeltmekti. Olaylar eğer böyle sürerse birimiz eyalette kalamaz. Silahşör tutmak için bir nedenim vardı. Ama artık bıktım, bu iş bitti. Yemin ederim bu parda nereden geldi bilmiyorum. İşin bitti Vichita. Evet. Çok uzun bir gündü. Dalga geçmiyorum, gitmen gerekiyor. Ne zaman? Bir an önce. Hayır, sus artık. Bu gece satmak için ufak bir sürü ayarladım. Önce bu işi halledeyim, gerisini yarın konuşuruz dostum. Pekala. Bu satacağın son parti olsun. Yarın sana düşen parayı al ve buradan bir an önce uzaklaş, tamam mı? Neden olmasın ha? Şerif'i sen öldürdün, bunu biliyorum. Gözümle görmüş kadar eminim bundan. Ama sanırım sadece sen ve ben kaldık. Bir de Jeff. Kim bilir ona ne diye takılıyorsundur ha? Anne gün batınca beni kaldır. Bahar kraliçesi olacağım da. Zor olmadı. Sanırım bu geceki işinin bütün ayrıntılarını biliyorsundur. Sadece anlattığım kadarını. Tamam, anlaştık. Hayvanlar işte buradan geçiyor. E sonra? Sizi yolda yakalarım. Hadi sen yola devam et. İstiyorsun. Yerinde olsam onunla oynamazdım. İçki içeceksen yerini biliyorsun. Hem de çok iyi. Ne istiyorsun sen?
hayvanlar yoldan çıkmasın. Neden olmazsın ama onları yola sokmasını biliriz. Bu zamanlar acımıyor musun ha? Tamam, onları kesmeyelim. Getirdim. Bu silah onu öldürdüğün anlamına gelmez. Ama gelebilir de. Kim öldü? Bilmiyor musun? Yoksa Earl mü? Earl bu gece evimizde vurularak öldürüldü. Sanırım katil Witcher ama sen de olabilirsin. Mutlaka tetiği çekmek gerekmez. Sen ve Witcher birbirinize çok benziyorsunuz. John Horn'u çağıran oldu mu? Az sonra onunla konuşmaya gideceğim. Bu silahı da al. Sanırım kanıt sayılır. Onu sana bırakıyorum. Neden? Bir fırsat. Kaç buradan. Artık her şey bozuldu. Paşayı kurtarabilirdin. Fena halde batağa saplanmıştın ama hala bir şansın vardı. Keşke elindeyken Witcher'dan bir şekilde kurtulsaydın. Onu kovmuştum. Ne zaman? Dün. Ama benimle konuşup bir gece daha istedi. Bir gece daha. Tom, sana kaç kere ona sırtını dönme demiştim. İşte sonuç. Witcher'da başından atmanı defalarca söyledim. Ama dediğime geldiğinde onun bir gece daha kalmasına izin veriyorsun. Boyusu senin öldürmediğini biliyorum. Ama bu ülkenin kanunları da biliyor mudur acaba? Boyusun karısını duyunca jüri seni dinlemez ki. Lanet olsun. İlk hangimiz ellerini geçirirlerse onu asacaklardır. Tabii sen iyi saklanırsın. Saklanmak mı? Senin gibi bir adama bu daha da acı gelir biliyorum ama Witcher'ın seni düşürdüğü duruma bir bakarsan hayatta kalman bile mucize olur. Kaçmaktan başka çaren yok. Burada kalamazsın. Bu da her şeyin sonu değil. Hayır. Tabii ki son bu değil. Tom. Gidip kendi ayağınla teslim olamazsın. John Horn oğlunun katilini istiyor. Tamam, istediğini alacak. Onu öldürmelisin. Bunu biliyorum. Ama Tom... Burada gönüllü olan kişi kardeşim James Cloud. Namı diğer Kit Fitch'tadır. Şunu yakıver olur mu? Fikrimi değiştirdim de. Tom, buraya geri dönecek misin? Sanırım gelen olur. Yok, hayır, Teddy'ymiş. Tuzağa düştük. Pers'in öldü. Jeff de orada kaldı. Jeff? Yaşıyor mu peki? Bilmiyorum. Nerede o? Keprak civarında, bizden ayrıldı. Sonra da onu görmedim. Ne diyor onu? Peki vuruldu mu? Yarası ağır mı? Bizi çapraz ateşe tuttular. Pers'in daha ilk kurşunla vurulmuştu. Yere düşene kadar da ölmüştü. Boşver Pers'ini. Jeff'e ne oldu? Onun vurulduğunu görmedim. Sonra bir çıtır kaçtı. Belki onu da yakalamışlardır diyorum ama yanılmışım. Nasıl oldu? Witcher nerede?
Hala orada savaşıyor. Duymuyor musunuz ha? Silah seslerini duymuyor musunuz? Onu kulübeye getir. Anlaşılan buralarda bir yerde. Sanırım bir yerde durmuyordu. Öyleyse onu hiç kolay ol. Nasılsın? Seni öldürebilirdim. Jeff nerede? Jeff atından yuvarlandı. Olabilir. Şimdi nerede? İlk grup peşinden gitti. Şu kayalara doğru gidiyordu. Yaklaşık şuralarda işte. Gördün mü? Hadi atların yanına dönelim. Atlarla ne yapacağız şimdi? Bekleme hadi. Jeff sağ mı? Sanırım hala yaşıyordur ama belli de olmaz. Onları durdurmak için atlara ateş ettim ama şurada beni sıkıştırdılar. Ben gidiyorum Sam. Ateş altında oraya gitmek imkansız. Oraya gitmemiz şart. Çevresinden dolaşalım. Hayır, çevresinden dolaşmayacağız. Sen aklını mı kaçırdın dostum? Hadi oraya gidiyoruz. Yürüyün tamam, bakalım hadi. Gidelim. Acele edin. Hey Jim. Çocuğun yarası kanıyor. Kanasın. Aşağıdakiler aklını mı kaçırmış ha? Et, baskın yapmasınlar. Beyt, onunla git. Sen dikkatli ol, oradadır. Vay kerata. Hadi bakalım, şimdi dene. Dikkat.
Dikkat et, senin tarafta biri var. Öyleyse git de onu karşıla. Git kendin karşıla. Pekala. Sadece bir kolun mu evlat? Evet, sadece biri. Çok kanlı değil mi? Evet öyle. Şunu koysak iyi olur. Evet, ver. Bak sen, sıkı delikanlıymışsın Jeff. Sen olmasan beni kuş gibi avlayacaklardı. Sağ ol Vicito. Bu yara neredeyse ölümüne neden olacakmış. Aldırma sen. Hey, 2-3 kişi daha olacak. Çallığa bakayım ben. Vicito. Çocukla işim bitince seni bulacağım. Öyle mi? Yardımcı olabilir miyim? Nereye gidersen git. Ne yaparsan yap, seni bulacağım. Öyle olsun. Yakında iyileşirsin evlat. Onları görmeliydiniz. Neredeyse bir orduyla çarpıştılar. Çok ciddiyim. Bir tarafta bir adamla bir çocuk vardı. Ama her nasılsa kazandılar.
Çünkü sen de yanlarındaydın. Ben bir şey yapmadım. Tom Cloud ve o çocuk bizi yıllardan beri soymakta olan bütün o eşkıyalar sürüsünü bir çırpıda temizliyiverdi, inanın bana. Bu işi kendimiz yapmalıydık. Onlardan epeydir haberdarım. Ama ne fark eder? Fark eder. Benim için. Umurumda değil. Tom Cloud isterse bütün eyaleti temizlesin. Beni dinle. Tom şimdi Widgeter'ı yakalayıp buraya getirecek. Öyle mi? Bilmiyorum. Ben de senin gibi bekliyorum. John bu adama kendini temize çıkarması için bir şans tanıyıp onu rahat... Onu rahat bıraktım zaten. Tom'u da Widgeter gibi kolayca suçlayabilirim. O da biliyor. Daha kaç hafta sürecek bu? Söyler misin kaç hafta? Tom Jeff'in iyileşmesini bekliyor. Bu işin ardında daha geçerli bir neden olmalı. Evet, gerçekten de haklısın. Tim Cloud dışında herkesi durdurabilecek bir neden. Ama o vazgeçmeyecek. En azından bence vazgeçmeyecek. Tek istediğim Widgeter. Nasıl pişmiş olsun? Onu kendim pişirebilirim. O her şeyi haşlar. Duydun mu? Yakınlarda birkaç at sesi var. Kastettiğin onlar mı? Evet. Ama Widgeter değil Tom, iki kişiler. Öyle. Bu bekleme, dinleme, bekleme, dinleme, bekleme beni deli edecek. Peşinden gitmeliyim Jeff. Geri dönmeyecek. Hayır, dönecek. Ne zaman? Belki de bugün. Nereden biliyorsun? Ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Birbirimizin aynıyız. Bu fikri kafandan çıkar. Bak, o yaptığı yanlışların farkındayım. Aslında bir tane büyük hata var. Uzun süre önce ben yapmıştım. Şimdi ya düzeltirim ya da hatamı öderim. Bir şey söyleyeyim mi Tom? Seninle uzun zamandır birlikteyiz. 11 yaşımdan beri tek başına benim ailem oldun sen. Çok doğru evlat. Ama seninle mi onunla mı kalmak isterdim bilmiyorum doğrusu. Kimi seçerdin? Dediğim gibi açıkçası Tom hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Tom, birkaç dakika arkamızda Widgeter'ı gördük, geliyor. Gördün mü? Sana söylemiştim Tom. Sağ ol Sam. Buraya getirmemeliydin. Bilsem getirir miydin? Galiba seni bekliyor Tom. Bana inanıyor musunuz? Seninle başa çıkamaz Tom. Haklı Tom, en ufak şansı yok. Onu duvarın ardında tut. Onları rahat bırakın. Hiçbir şey olmayacak. Sen ne yapıyorsun? Silahtan bir kurşun çıkarıyorum. Widgeter'a bu numarayı yapacak olursan seni yaşatmam. Widgeter bana asla ateş etmez. Bahse var mısın? Hayatımı koyuyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi Tom? Şuradaki koca kayayı görüyor musun? O tek kayayla ne kadar çok uğraştım. Yanlış hatırlamıyorsam en az 2,5 metre sahipmiştim. Widgeter, şimdi sana ne olacak? Seni içeri tıkacağım. Ne dedin? Seni içeri tıkacağım. Old Boys'u öldürmekten. Herhalde şaka yapıyorsun. Hiç şakam yok. Nasıl içeri tıkacaksın peki? Bilmiyorum. Ama bunu yapmaya niyetliyim. Sen bana ateş edemezsin.
Ellerim boş olsa bile vuramazsın zaten. Çünkü kan bağı var Tom. Yapan olmamıştır ve olmayacaktır. Hala anlayamadın mı? Belki. Ama bu kuralı değiştireceğim. Ne komik, sen bana silah doğrultamazken... Ben seni kolaylıkla vurabilirim. Bunu biliyorum. Ama gene de durmuş hayatımı sona erdireceğini söylüyorsun. Yapmam gerekeni söylüyorum. Öyle olsun. Hasta bir adamsın sen Tom. İnsanın söyleyeceği sözü kalmadıysa nereden delik açmak gerek? Sanırım gövdenin tam ortasından. Bunu başkası söyleseydi inanmazdım. Ama sen söylüyorsan belki doğrudur. Richard! Bahsi kaybediyordun Jeff. Jim! Jim! Bak ne kadar iyi bir öğretmenim. Galiba sen fazlaca öğrendin. Onu benim vurduğumu sanıyorum. Görmüyor musun? Bu onu mutlu edecek. Silahlar hakkında ne bilirsin? Sadece bana öğrettiklerini. Peki o zaman. Bu kadar. İnsan bir garip oluyor değil mi? John Horne'un dediği gibi. Birdenbire yaptığı hataları hatırlamaz oluyor. Aklımda kalan küçük bir çocuk. Vadideki o tek kayayla... Hepsiyle olduğundan daha çok uğraşmıştı.